Türkan'cığım, var mı yaz tatili için bir plan? Valla Ayşen'cığım, bizim bir yaklaşık 9 yıl kadar önceydi sanıyorum bir ara niyetlendik. Sonra olmadı o. Zaten ondan sonra da hep Sıtkı'nın işler yoğun olduğu için. Ne yoğunluğu Türkan'cığım, Allah'ını seversen. Ben izin verdim. Biraz kafayı dinlendirmek lazım değil mi? Değil mi? Yok. Dinlenirse verimliği artar pezevengin. Sana ne lan bizim tatilimizden lavuk? Dost dedik, bağrımıza bastık, patron çıktı içinden göt. Allah'ım ne kadar şanslıyım ya. Ha? Hem patron, hem dostum, arkadaşım. Demek ki tatil paralarımız şirketten değil mi? Sıtkı'cığım, şimdi çocukların ortasında burada para konuşacak halimiz yok herhalde değil mi? Ben avans işini halledeceğim, sana merak etme. Sizin kesin vardır bir planınız. Yoksa niye konuya yaz tatilinde var mı bir plan diye giresin? Az kaltak değilsindir sen. Ayşen'cim, sizde var mı bir plan hayırlısıyla? Ay, var. Değil mi? Var. Değil mi? Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Nasıl söyletiyor? Görüyor musun? Bak nasıl söyletiyoruz. Ya işte şöyle, dün daha açtık haritayı önümüze. Ondan sonra bakıyoruz işte nereye gidelim diye, Avrupa'ya falan. Kız kalmamış ya Avrupa'da gitmediğimiz yer. Ay biz bir telaş yap. Ama en sonunda gene Haluk'cum son noktayı koydu değil mi canım? Koydum. Çok iyi koyar. En iyi yaptığı iştir. Son noktayı çok iyi koyar. Yarın safariye çıkıyoruz. Tanzanya'ya. Aslanlar, kaplanlar, zebralar, düşünsene oğlum ya. Gülsene ulan. Sen de gül kızım. Aslan oğlum benim. Dünyayı dolaştıracağım ben sana. Ölüm. Alim benim. Koçtur. Koç. Babam ileti içinde abuk subuk hareketler yapmasana ya. Allah Allah. Ay anne çok romantikmiş ya. Böyle safari, doğa, ceylanlar, gün batımı falan. Biz de mi gitsek? Gideriz kızım. Gideriz. Niye gitmiyorum? 9 yıldır gitmediğimiz yer kalmadı. Bir de oraya gideriz. Ama önce babanın bir Tokat'a gitme planı var değil mi? Oradan bir pekmez mekmez alalım, bir şeyler diyordu. En azından Darıca'ya hayvanat bahçesine gidelim baba. 2 zürafa görürüz. Tanzanya'ya gitmiş kadar oluruz değil mi? Şakacı pezevenk. Vallahi çocuk doğru söylüyor Sıtkı. Şuradan alırız benzini 50 liraya. 20 lira giriş. Evden de zeytin peynir ekmek götürdük mü? Ah sana Tanzanya ne var? Hayatım şimdi yarın ne olacağı belli değil. Oturalım oturduğumuz yerde, tasarruflu davranmakta fayda var. Ah kıyamam ya. Bak görüyor musun? Biz Tanzanya diyoruz, onlar Darıca diyorlar. Ah canım benim. Ah bir tanem, ölümlü dünya gezip görmek lazım. Biraz dünyayı tanımak lazım. Çocukları öyle büyütmek lazım değil doğru, mi? Doğru, ya. Doğru. Kim istemez tabii. Ah ben esas sana Las Vegas'ta olanları anlatmayı unuttum. Nerede? Las Vegas, Amerika'da. Ha, orası, evet. Ondan sonra bu Haluk, sen git rulete 10.000 yatır dolar. 10.000 dolar, git. Kaybet. Ondan sonra doyama, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir tane daha yatır. Olmadı, bir ev, bir araba parası sen oraya yatır, kaybet. Ne diyorsun? Ya. Ya. Elimizin kiri önemli değil de yani. Bak Sıtkı'cığım. Bundan sonra ben geldiğimde kapının önünde bana yer aç. Çünkü jipi abuk sabuk yerlere koyuyorum, ondan sonra çiziyorlar ya. Jip bu. Peki biz nasıl mutlu olacağız? Bir arkadaş grubu 3 gün Amsterdam yapacağız. Sen de gelsene. Parayı sıkıntı yapma. Babam halleder. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Babam halleder. Şşşşş. Lan. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Bela! Soruyu sor, dışarı çık, eyleme geç. Ya ne oluyor ya? Yanlış soru Sıtkı. Anneciğim, iyi misin? Ha, iyi misin? Değilim. Sen iyi misin? Değilsin. Hiçbirimiz iyi değiliz. Hele sen Sıtkı, sen hiç iyi değilsin. Senin bu görgüsüz iç güveysi patronunla karısının gezmediği yer kalmadı. Biz daha Tokat sınırını aşamadık. Hadi hepsini geçtim. Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Ve bu senin umurunda bile değil. Ay! Umurunda bile değil. Allah senin yakasını bu
Bugün 20. evlilik yıl dönümümüz. Gece neyiz? Yanlış olsun. Soruyu sor. Dışarı çık. Eğlene geç. Hiçbirimiz iyi değiliz. Dur, Türkan. Türkan'ım canım benim. Çabuk kolonya. Kolonya getir yavrum. Türkan. Bırakma bizi aşkım. Bırakma bizi. Merak etmeyin yavrum. İyileşecek. 20 yıl bana dayandı. Bunu da atlatır. Günaydın. Türkan Hanım nasılsınız? Çok yorgunum doktor, çok yorgunum. Günaydın doktorum. Günaydın. Türkan cereyanda kaldı. Biraz ince giyinir de ciğerlerini üşütler herhalde. Üşütmüş evet. Üşütmüş de ciğerlerini değil Sıtkı Bey. Karınız kafayı üşütmüş, haberiniz yok. Aman kurban olayım, yapma doktorum. Ütü, çamaşır, bulaşık, yemek, çocuklar. Türkansız biz en fazla bir hafta yaşarız. Allah ceza vermesin Sıtkı. İşte tam bu yüzden acilen bir psikiyatriste gitmeniz lazım Sıtkı Bey. Cem Nanay. Cem Nanay'ı bulun psikiyatriye.